Tabii ki özellikle son yıllarda bölgede üniformalı şiddetin arttığını, bunun özel bir savaş politikası olduğunu hepimiz biliyoruz. Bölgede de bu artmakta. Rosary'nin yaşadığı tam olarak da bu. Rosary'nin yaklaşık 23 aydır bir savaş mücadelesi verdi ve ne yazık ki Rosary'ni kaybettik. Şu an içimizi rahatlatan tek şey failin hala tutuklu olması. Bu bir nebze içimizi rahatlatsa da hak ettiği cezayı alması için mücadelemize devam edeceğiz. Dosya gizlilik kararıyla başladı. Dosyada çok fazla eksik bilgi vardı ve iddianame kasten öldürmeye teşebbüsten açıldı ve çok korkunç bir iddianameydi. Fail hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti savcılık makamı. Dosyada failin beyanları, Rosary'nin intihar girişimi olduğunda nitelendiren yalan beyanlarıyla dolu bir ton çelişki var dosyada. İlk duruşma 1 Aralık'taydı. İlk duruşmada mahkeme birçok kadın kuruluşunun katılma taleplerini reddetti. Mahkemenin ise hala devam ediyor. Sanığın kaçma şüphesi olduğundan sanık hala tutuklu bulunuyor. Yani bölgede yaşanan cezasızlık politikasını da biliyoruz. Biz aslında bir nebze de olsa korkuyoruz. Sanığın özellikle Rozer'in vefat etmiş olmasından dolayı indirim alınarak bir ceza uygulanırsa bu bizim için kötü olur. Hukukun uygulanmamış olması bizi de yaralayan bir durum gerçekten. Mahkeme şu ana kadar bizim beyanlarımızı dinledi. Aslında birçok duruşmada görülen sergiledikleri tavrın çok farklı olduğunu görüyoruz. Yani savunma yaparken özellikle müşteki tarafın ailesini dinliyor, lafını bölmüyor. Ama sanık vekilinin de bölmüyor yani. İki tarafın da eşit bir şekilde yürütmüş olduğu bir yargılama sürecinden bahsediyoruz. Tabii ki ne kadar güçlü katılım sağlarsak o şekilde bir ceza almasını umuyoruz. Umarım heyet de bizim bu karşılaştığımız cezasızlık politikasının dışına çıkarak gerçekten vicdanımızı rahatlatan bir ceza kararı verir. Siyasi partiler olsun, gerek diğer kadın örgütleri olsun, yani bölgede yaşanılan bu özel savaş politikasıyla da ilgili bir kadın cinayeti aslında bu. Bunun farkına vararak hem aileye hem de bize destek olması için çağrıda bulunuyoruz. Fail, bekçi. Bekçilikte bildiğiniz gibi yani silah kullanma yetkisi veriyor. Bu özel savaş politikalarından birisi ve özellikle duruşmada yaşamış olduğumuz şey, fail sürekli Rosary'nin Kürt kimliğinden dem vuruyor. Kendisi sanki Kürt'teymiş gibi. Bu bölgedeki özel savaş politikalarının bir sonucudur yani. Özellikle maktulün Kürt olması ve kadın olmasından, yani kesimsel ayrımcılıktan kaynaklanan bir durum var. Ve üniformalı failler de buna çok yatkın oluyor. Çünkü sonuçta ceza almayacaklarını biliyorlar ya da çok çabuk kolay erişebiliyorlar. Yani Rosary'nin öldürmesinin en büyük şeyi failin silahının olması ve o silahın bir devlet eliyle verilmiş olması bunun en büyük sonucudur. Artarak devam ediyor ne yazık ki. Umarım bunun önüne geçebiliriz. Bunun önüne geçmemizin tek yolu da yargının vereceği yüksek cezalar olmalıdır. Belki iktidar artık bu politikalarından vazgeçer. Çünkü özellikle Kürdistan'da Kürt kadınlarına yönelik üniformalı erkeklerin uyguladığı her türlü şiddetin biz cezayla önüne geçebiliriz ancak.